Özellikle alkoller söz konusu olduğunda sinyalin şekli de önemlidir. Burada genel bir alkol var ve oksijen ve hidrojen arasındaki bağa bakıyoruz. Oksijenin daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki oksijen kısmı negatif, buradaki hidrojen kısmı ise kısmi pozitif olur. Aynı şey buradaki alkol için de geçerli. Böylece hidrojen bağı için elimize bir fırsat geçmiş oldu. Bu kısmi pozitif hidrojen buradaki kısmi negatif oksijene doğru çekilebilir. Bu çekim kuvveti de bu oksijen hidrojen bağını zayıflatacaktır. Yani hidrojen bağı oksijen hidrojen bağını zayıflatır. Bağ zayıfladığında ise güç sabiti veya yay sabiti de azalır. Önceki videoda gördüğümüz gibi K değeri azalırsa frekans veya dalga sayısı da azalacaktır. Yani infrared spektrumundaki sinyal değişecektir. Herhangi bir zamanda farklı alkol molekülleri farklı miktarlarda hidrojen bağına sahip olacaktır. Bazı moleküllerin hidrojen bağı az olabilir. Bu sebeple k değeri ve dalga sayısı azalır. Fakat bazı moleküller yüksek miktarda hidrojen bağına sahip olabilir. Dolayısıyla k daha da azalır. Böylelikle dalga sayısı da azalmış olur. Yani farklı sayıları görebileceğimiz bir dalga sayısı aralığı elde ederiz. Hidrojen bağı olduğunda OH bağı için çeşitli sayılar içeren dalga sayısı olduğundan infrared spektrumu üzerinde çok geniş bir sinyal alırız. Bu bölgeye odaklanalım. Bir heksanolün infrared spektrumundan bahsediyoruz. Burası hidrojen bağlarının olduğu bölge. 3000'in olduğu yerde bir çizgi çizelim. 3000'in altında karbonun sp3 hibritleşmesine uğradığı bir karbon-hidrojen bağ geriliminden bahsediyoruz. Buna bazen esneme ya da gerilme titreşimi de deniyor. Evet. Burada dikkat ederseniz çok geniş bir sinyal var. İşte bunun sebebi OH. Hemen kırmızıyla gösterelim. Buradaki oksijen-hidrojen bağı, hidrojenle bağ kurması sebebiyle infrared spektrumu üzerinde bize çok geniş bir sinyal verir. Bunu genellikle 3500 ila 2900 arasında görürüz. Burası 31, 32, 33, 34, 35 ise evet genellikle bu aralıkta bazen bundan biraz daha yüksekte bu geniş sinyali görürüz. Burada aklımıza hemen molekülümüzde bir alkol fonksiyonel grubu bulunma ihtimali gelmeli. Ayrıca 1500'den de bir çizgi çizebiliriz. Burada 1100 civarındaki sinyal aslında karbonlu oksijen arasında kurulan tekli bağ. Bunu da gösterelim. İşte karbon oksijen tekli bağ ve burası tekli bağ bölgesi. Bağ gerilimini ise şurada görüyoruz. Evet, alkolün spektrumu genellikle bu şekilde geniş sinyalli oluyor. Şimdi bu alkolü bir diğeriyle kıyaslayalım buradaki molekül butil hidroksitolien veya BHT. Peki sizce buraya neden iki BHT molekülü çizdim? Sebebini bir düşünelim. Bir hidrojen bağı için daha fırsatımız oldu diye düşünebilirsiniz. O zaman buradaki OH bağı için geniş bir sinyal elde edeceğiz demektir. Hemen gösterelim. Hidrojen bağı sebebiyle OH bağı zayıflar. Yani OH için geniş bir sinyal elde edebiliriz. Fakat bu durumda buradaki tert-butil gruplarının sebep olduğu çok fazla sterik engel var. Bunlar hidrojen bağının oluşumunu engelleyecektir. Sterik engel yüzünden bu moleküller hidrojenle bağ kuracak kadar birbirlerine yaklaşamazlar. Bu sebeple hidrojen bağı olmaz. BHT'nin infrared spektrumuna bakalım. Yine 3000 civarında çizgimizi çekelim. Artık geniş sinyali göremiyoruz fark ettiniz mi? Yani yukarıdaki geniş sinyal yok. Onun yerine burada dar ve keskin bir sinyalimiz var. Hemen işaretleyelim. Aşağı doğru inerek sinyalin hangi dalga sayısında olduğunu bulalım. 31, 32, 33, 34, 35, 36 yani 3600 civarındayız. Bu gördüğümüz keskin sinyal buradaki hoş OH bağımız. Geniş bir sinyal görmüyoruz çünkü hidrojen bağı yok. Onun yerine sağdaki OH keskin sinyalini görüyoruz. Evet, bu yöntemle sinyali nerede bulacağımızı tahmin edebiliyoruz. Oksijen hidrojen bağı varsa ama hidrojen diğer oksijenle bağ yapmamışsa sinyali 3600 civarında görebiliriz. Oksijen hidrojen bağı gerilimi varsa ve hidrojen diğer oksijenle bağ yapmışsa buradaki büyük alanda geniş bir sinyal görebiliriz. Bir molekül örneği daha çözelim. Bu seferki örneğimiz karboksilik asit. İşte karboksilik asidimiz. Bu karboksilik asidin infrared spektrumunu analiz edelim. Burada OH'ı görüyoruz. O zaman hidrojen bağının gerçekleşebileceği aklımıza geliyor. Peki sinyal nerede olabilir? Önceden 3500 ile 2009 aralığında olabileceğini söylemiştik. Baktığımızda burada daha da geniş bir sinyal görüyoruz. Yani önceden bahsettiğimiz aralıktan daha da geniş. Bunun sebebi karboksilik asitte hidrojen bağlarının daha çok olmasıdır. Hemen karboksilik asitteki hidrojen bağlarını göstereyim. Hidrojen bağının oluşması için burada ve şurada bir fırsat var. Karboksilik asitteki OH söz konusu olduğunda yüksek miktarda hidrojen bağı sinyali daha da geniş yapar. Burada çok geniş sinyal buradaki oksijen-hidrojen bağı gerilimine işarettir. Yine 3000 civarından çizgimizi çekelim. Buradaki küçük sinyal karbon hidrojen bağ gerilimi ve karbon sp3 hibritleşmesine uğramış. Geniş sinyalin merkezi genellikle 3000 civarındadır. O yüzden karbon hidrojen bağ gerilimi kısmen örtük kalır. Bu da aslında karboksilik asitten bahsettiğimize dair bir başka ipucu. Tabii ki en büyük ipucu 1700 civarında gördüğümüz güçlü karbonil sinyali. Hemen sinyali bulalım. Buradan çizgimizi çizersek çift bağ bölgesinde 1700 civarında çok yoğun bir sinyal görüyoruz. Genellikle bundan biraz daha yüksek bir sinyal olur ama önemli değil. Önemli olan bunun sebebinin karbon oksijen çift bağ gerilimi olması. Buradaki karbonilden bahsediyoruz. Kısaca geniş sinyal OH'a işaret eder. Çok güçlü olan sinyal ise karbonile işaret eder. OH ve karbonili birleştirdiğimizde ise karboksilik asit elde ederiz. Gördüğünüz gibi infrared spektrumuna bakarak karboksilik asidi tespit etmek çok kolay. Hidrojen bağlarına dair küçük bir not geçeyim. Yukarıda hidrojen bağlarının oksijen-hidrojen bağını zayıflattığından bahsetmiştik. Aynı şey burada da gerçekleşir. Hemen gösterelim. Buradaki hidrojen bağı olursa karbonili zayıflatacak ve çift bağ karakterini bir miktar azaltacaktır. Bu da sinyali bulacağımız yeri değiştirir. Bağın bir miktar zayıflaması dalga sayısının da azalmasına sebep olur. Bu karbonilin dalga sayısı, sinyali bulmayı umduğumuz yerden aslında biraz daha düşük. Ama kısaca geniş aralıkta bir sinyal görürseniz aklınıza hidrojen bağı gelsin.